oluşturduğuna şahit olmuştu. Saddam, Amerika'nın kaybettiğini söyleyip stratejik ortağı Türkiye'nin başbakanına tehditler savurmuştu. Benzer bir tehdidi Irak Başbakanı Taha Yasin Ramazan da Çankaya Köşkü'nde Özal'a savuracaktı. O dönemde geçenlerde idam edildi. Taha Yasin Ramazan geldi. Cumhurbaşkanlığı babam ziyarete geldi. Belinde tabancası, askeri kıyafet. Korumalar yukarı bırakmıyorlar babamın yanına çünkü tabancayı vermesi lazım diye. Aşağıdan telefon geldi babama. Dediler efendim tabancasını çıkarmıyor. Ben askerim bilmem neyim falan diye. Babam dedi boş geç gelsin tabancayla önemli değil dedi. Zaten içinde kurşun yoktur onların. Kuru sıkıdır dedi. Bir şey olmaz dedi. Ya babam çok rahat bir insandı. Geldi konuştu. Babam önce nasihatte bulundu. Girdiniz çıkın. Hatta taviz de alıp çıkarsınız. Ya borçlarınızı sildirirsiniz kuvvete karşı. Bir şey ama çıkın. Böyle devam edemezsiniz dedi. Taha Yasin Ramazan gayet ukala bir şekilde babamı tehdit etmeye başladı. Yani eğer Türkiye olarak hava sahasını açarsanız, İncirli'yi kullanırsanız şöyle yaparız, siz düşman biliriz falan deyince işte babamın o zaman rengi değişti. Ve sinirlendiğini gördük. Aynen söylediğim şu babam, bak dedi Taha Yasin Ramazan, başbakandı o zaman Taha Yasin Ramazan. Şimdi benden Saddam'a selam söyle, bir an önce çıkın dedi. Söylediğimi söyle dedi. Ama dedi benim cumhuriyetim topraklarına kazara bile olsa bir top mermisi düşerse ben orduların başkomutanıyım cumhurbaşkanı olarak. Gelirim ordularımla Bağdat'a. Seni de Saddam'ı da Bağdat'ın ortasında asarım dedi.